Herkese selam dostlarım. Oyun Bas kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Steam'de yeni çıkmış olan Horus benzeri açık dünya hayatta kalma oyunu oynayacağız. Arkadaşlar oyun biraz oynadım ben, bir bakış attım. Oyunun mekanikler olsun, craft sistem olsun gerçekten güzel. Tek eksi olarak hanesini yazabileceğimiz sorunu bence grafikleri. Grafikleri biraz daha düzgün ve güzel olabilirdi. Evet, şu karganın yanına gidelim. Ne diyormuş bakalım. Benim adım Hugin ve buraya yolculuğunda rehberlik etmek için gönderildim. Etrafını çevreleyen anı taşlarının ismi Kurban Taşları. Bu taşlar Valhalla'ya yükselmek için öldürmen gereken yitikleri simgeliyorlar diyor. Çok fazla önemli bir şey değil. Şimdi bizim öncelikli olarak hayatta kalmamız gerekiyor. Onun için bir etraftan ağaç parçaları, taşlar falan toplayıp taba basınca craft seçeneği açıklıyor. Tabii bu ilkel craft seçeneği, hani taştır, taş baltadır, işte çekiçtir falan yapmak için. Daha sonrasında tabii ki o bölüm biraz daha genişliyor. Yaptıkça, öğrendikçe genişliyor şimdi. Dediğim gibi öncelikli olarak bizim aha. Ya bu hiç hoş olmadı ama. Elimde daha herhangi hiçbir şey yok. Ve şu çektiğim çileye bak. Kaç tane şey geliyor, yaratık geliyor. Hala geliyorlar mı? Evet geliyor. Ben yaklaşınca gidiyorsun. Şuralardan ağaç parçaları toplayıp hemen bir balta falan yapabilirsek. Şunu da alabilirsem tamam. Arkadaşlar burada ormanda ahududuyla mantar falan toplayabiliyorsunuz da daha başka neler var? Ben de bilmiyorum. Hani tüketebileceğimiz neler var? Ben de bilmiyorum. Ona hep birlikte bakacağız. Şöyle şunlar var bir de. Kara hindiba diye bir şeyler var. Onlar hiç ne işe yaradığıyla alakalı hiçbir fikrim yok. Hep beraber öğrenerek oynayacağız. Bu arada ekip olarak arkadaşlar bugün veya yarın video gelecek. Ben şöyle ilk izlenim olarak sizlere oyunu aktarmak için bir giriş yaptım. Oyunun grafikleri kötü dedim ama o kadar da kötü değil arkadaşlar. Hani berbat bir durum değil. Şöyle zaten bakacak olursak yukarıdaki şu ağaç gerçekten çok güzel. Hikayesine gelecek olursak arkadaşlar oyunun bir hikayesi var, evet. Odin diye oyunda bir tanrı var. Bu tanrı bu toprakları lanetlemiş. Bilgisayar ne oldu? Bir an kastı. Odin bu toprakları lanetlemiş ve bu lanetli topraklarda yaşam tekrardan oluşmaya başlayınca tekrardan yok etmeye karar vermiş. Ve biz de bu yok etmeye çalıştığı topraklarda hayatta kalmaya çalışıyoruz. Biraz bilgisayar kastı ama. Abi çok kötü. Arkamızdan bir kertenkele de şey geliyor ama. Kara orman. Şimdi baya burası kötü bir yer sanırım. Taş balta yapalım bir tane. Üret diyelim. Tamam. Şimdi taş baltamızı ürettiğimize göre artık şu arkamızdan gelen bir tane küçük yaratık vardı. O yaratığı avlayabiliriz diyecektim. O da kayboldu. Tanıştığımıza sevindim diyor. Şu önümüz. Aha buradalar. Tamam gel bakalım. Aa çok fazlalar çok. Bunlar beni burada indirirler arkadaşlar. Buradan kaçmam gerekiyor acilen. Bu kara orman bize hiç yaramaz ben size söyleyeyim. Şuradan giderken de yoldan birkaç bir şeyler toplayalım. Bugünlük sadece bir shelter yapıp içine girebilirsek çok da güzel olur. Oyunda dediğim gibi bizi öldürmek isteyen bayağı yaratık var. Ve geceleri işte mesela bunlardan bir tanesi çok fazlalar. Kaçmam gerekiyor. Yani daha talihsiz bir giriş yapamazdım herhalde oyuna. Öleceğim galiba. Çünkü stamina hiç dolmadı ve koşamıyorum.
Karşıya geçersem belki bir ihtimal kurtulabilirim. Bu sefer de boğularak öldük. Neyse, tekrardan olduğumuz yerden doğacak. Tekrar olduğumuz yerden doğacağız herhalde. Evet, ama yine aynı şekilde onlar yine buradalar. Ben şöyle gidip o sandığımdaki eşyaları alabilir miyim? Öldüğüm yerden. Şurada bir tane çakmak taşı buldum, onu alayım. Alamıyorum. Çabuk çıkabilirsem ölmem diye düşünüyorum. Tamam. Aldım değil mi eşyaları? Tamam. Şimdi arkadaşlar, onlar da gittiler zaten, beni öldürünce gittiler. Şunu bir öldürebilirsem bu bana saldıracak. Ne çıktı bunun içerisinden? Hiçbir şey çıkmadı mı? Nek kuyruğu. Ne işe yaradığını bilmiyoruz ama bakacağız. Şimdi hemen şuradan gidelim, bir ağaçlardan ahşap elde etmemiz gerekiyor. Bu ahşaplar da bizim ev ve evimizin etrafına çitler falan germemiz gerekiyor. Evimizi çok fazla uzaklara yapmaya gerek yok. Öncelikle şuraya bir küçük bir shelter tarzı bir şey yapalım. Daha sonrasında zaten hikayenin ilerleteceği bölüme göre biz gideceğiz. Şöyle arkadaşlar, çekiç yapıp sonra sağ tıka basıyoruz. Burada üretim bölümü var. Üretim bölümünden şu tezgah yapmazsak herhangi bir şey çıkmıyor bu arada. Tezgahı da yapabileceğimiz bir yer bulabilirsek, dediğim gibi, bu da bizim için iyi olacak. Tamam, şuraya tezgahımızı yapalım. Daha sonrasında sağ tıka tekrar basıyoruz ve gördüğünüz gibi yeni yapı parçaları diyor. Bu yapı parçalarını artık yapabiliyoruz. Ahşap zemin. Şimdi zemin yapmadan önce bence duvar yapmak daha mantıklı. Çünkü bunlar birbirine yapışıyorlar. Hani. Buraya yapmamız biraz zor gibi görünüyor. Şuraya yapsak şöyle. Altını yarım duvarla falan doldururuz. O çok sıkıntı değil. Tamam, yakaladım orayı. Şimdi şöyle yarım duvar diyelim. Şöyle bir yarım duvar koyalım. Daha sonrasında tam duvar. Aynen bu şekilde. Şöyle. Evet. Galiba olmadı. Yetmedi yani. Şimdi bunu alırsak bu şey bizim şeyin içinde kalacak. Taş evin içerisinde kalacak. O yüzden gerek yok. İkiye basalım. Şimdi biraz oduna ihtiyacımız var. Şuradan ahududulardan toplayalım. Orada bir yaratık gördüm ama onu öldürebilirim diye düşünüyorum. Tamam. Bunları gördüğünüz gibi kolay bir şekilde öldürebiliyoruz zaten. Onlarda sıkıntı yok. Şu kayın ağaçlarını kesebiliyoruz arkadaşlar. Diğer ağaçları denemeyin. Diğer ağaçlar çok fazla sert olduğu için kesmenize izin vermiyor. Ha, bir yaratık geliyor. Senin kafana düşürüp öldürmem kaç puan? Tamam, onu öldürdük. Galiba 1-2 damage aldık. Evet. Şimdi şunu keselim. Gördüğünüz gibi kargalar her zaman etrafınızda çıkıyor böyle. Size bulunduğunuz konumla alakalı veya yeni bir şey ürettiğinizde bilgi veriyor. O bilgilerden faydalanabilirsiniz. Ben dediğim gibi ilk bakış attığım için ne bilgi vereceğini biliyorum. Bu arada kütük
kırarken diğerlerinden farklı bunlar, görüyorsunuz. Bunlar biraz daha dayanıklı ve hemen şöyle bunu da indirmem gerekiyor. Ama staminam biraz düştüğü için sıkıntı olacaktı. Neyse. Şu ahududu yiyebiliyor muyuz? Hayır, yiyemiyoruz. Şu an hiçbir şey yiyemiyoruz. Bu ne işe yarıyormuş şimdi? Ne verdi? Boz cüce gözü. Süt akı ve göz küresi. Yani ne işe yaradığı hakkında bilgim yok. Ama bir tane daha geliyor. Onu da öldüreceğim. Tamam. Biraz canımız azaldı. Fark ettiyseniz onu da öldürmeyi başardık. Şöyle bir Hugin'le konuşalım. Tamam. Atıştırmalık buldum falan diyor. Evet. Şimdi 29 tane şeyimiz olmuş. Ahşabımız olmuş. Şimdi 3'e basalım. Şu yan duvardan üretmeye başlayalım şimdi. Evi çok fazla büyütmeye gerek var mı? Onu düşünüyorum. Şunun üzerine bir tane daha şey koyayım. Duvar koyayım. Buradan sonrasında uzatmaya gerek yok arkadaşlar. Bu kadar yeterli bence. Şu evin içerisine baksın şu duvar ki içerisi dışarısı düzgün görünsün. Ha, bir mistik güç seni engelliyor diyor. Galiba şurası o bölgeye ev yapmamızı engelliyor arkadaşlar. O zaman biz aynı şekil tamam. Tamam. Çok güzel. Şimdi biraz daha şöyle şey yapacağız galiba. Şöyle alt duvar yapmamız gerekiyor çünkü evin dengesiz olacağını düşünüyorum. Şimdi bizi oraya buraya kadar engelliyor. Şöyle yapsak. Şurası fazla oldu galiba. Evet. Tamam, burayı alalım. Şöyle yapalım. Tamam, şimdi şuraları alabiliriz. Çünkü şu kadarcık bir alan bize yetecek diye düşünüyorum. Şurayı alalım. Tamam, bunların ahşaplarını tekrar alıyoruz arkadaşlar. Ama hepsini değil. Şimdi şurayla oranın eşit olması gerekiyor. Gördüğünüz gibi bayağı fark oluyor. Tabii ki bir de biraz daha yarım duvar gerekiyor. Şimdi şöyle bir ekleyelim. Önce duvarlarını yapalım. Daha sonrasında zemini ekleyeceğiz. De biz yanlış mı yaptık? Evet, yanlış yaptık. Şunları tekrar kıralım. Niye yanlış yaptık? Onları çevirmeyi unuttuk arkadaşlar. Şöyle çevirecektik. Çevirmeyi unuttuk. Bence bu oyunun biraz daha geliştirilmesi lazım. Hangi yönden? Mesela şu yapı inşa ederken çok fazla şey oluyor yani. Bug mı desem öyle sorunları oluyor. Onlar mesela biraz daha düzeltilebilir bence. Eksik malzeme diyor. Tamam. Şimdi biraz daha odun kesip getirdiğimizde artık evimizin içine girebileceğiz. Şimdi bu meşe ağacı mı? Tamam, kayınmış. Kayını kesebiliriz. Şimdi bunlardan yiyebiliriz. Ya kırılmış olamazsın, ciddi misin? İşte şimdi büyük bir sorun var yani. Elimizdeki balta kırıldı. Tamam. Şimdi bir tane balta için 5 tane diyor.
Tamam, balta üretelim. Gördüğünüz gibi hemen zaten onlar da yanımızda bittiler. Şöyle 4'e basıp yeni baltamıza geçelim. Ya hem saldırmaya geliyorsun hem kaçıyorsun bak. Tamam. Şimdi nerede bizim o yaraladığımız ağaç? Şuna vurmaya devam edelim. Ha, dur. Üzerime düşme de. Tamam, buraya doğru gelecek. Oyunun mekanikleri bu hani ağaç düşünce ölmesi olsun hani diğer mekanikleri bence gayet iyi. Herhangi bir sıkıntı yok ama şu yüzme konusunda bir türlü gelişemedim. Yani yüzerken ölüyoruz nedense yani. Böyle olmaması gerekiyor aslında. Onu da öğreneceğiz. Şimdi biraz daha ama bir tane daha yaratık geliyor. Onu da öldürelim. Burası arkadaşlar kara orman bölgesi olduğu için mi daha fazla geliyor? Hiçbir bilgim yok da bu kadar gelmiyor normalde. Hani ikinci gün veya üçüncü günden sonra fazla geliyordu da. Şöyle şuradan ahududuları toplayalım. Bunlar bize lazım olabilir. Tamam, şimdi gidelim evimizin etrafını çevirelim. En azından 20 tane var şimdilik. Bir kapı dahi olsa yapmamıza yeterli. Şimdi şuraya bir tane merdiven yapacağım arkadaşlarım. Evimizin kalan kısmına inşallah ekiple birlikte devam ederiz. Ben size böyle ufaktan bir ilk izlenim videosu çekmek istedim. İnşallah beğenmişsinizdir. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hepinizi seviyorum.